Hüseyin Bey hoş geldiniz. Hoş çok teşekkür Herhalde. ediyorum. Hayırlı Ramazanlar. Bugün Bilim çok bu güzel bir program hazırladık. Evet. Sevgili seyircilerimiz az önce de anons ettiğim gibi bugün dünya işlerini çok kısa bir süre bir kenara bırakalım. Değil mi Hüseyin Bey? Evet. Benim için valla çok kötü bugün bir gün. Bugün yayının çoğunu size bırakacağım. Estağfurullah. Çünkü e, dediğim gibi az önce birçok plan yaptım bugüne. Ama Rabbimin öyle bir planı var ki senin planının üstüne geçiyor. Evet. Kul cool plan yaparken allah Teala... ...ve melekler böyle bakar... ...tacip ederlermiş yani şaşırırlarmış... ...melekler de böyle gülermiş yani... ...hani bir dakika, bir saniye sonrasını... ...bilmeden plan yaptığımız için... E, ...kaybınız için e, ben de size... ...sabırlar diliyorum evvela... ...Allah razı olsun bugün herkesten e, Allah dua istiyorum... ...Allah'ım cennetinde buluştursun bizi sizi... ...hepinizi ölmüşlerimizle yitirdiklerimizle... ...ama bu dünya böyle Nurhan ...öyle öyle... ...yani e, kimler geldi kimler geçti... E, ...bu dünya birbirimize doymak için... ...çok uzun bir yer değil... Birbirimize doyalım diye Allah bize cenneti var etti. İnşallah biz güzel yaşarsak Allah'ın bize sınırlı böyle verdiği o ömrü dolu dolu geçirirsek e, cennete birbirimize doyacağız Siz dayınıza babanıza diğer kaybettiğiniz sevdiklerinize biz ve ekranları başındaki bütün seyircilerimiz hepimiz orada e, geçen programda da demiştim. Cennette dert yok. Tasa yok, hastalık yok, sıkıntı yok, üzüntü yok. Ama bu dünya böyle. Evet insan kalp taşıyor, insan hissi bir varlık. Kaybına üzülür ama mümin demeli ki Allah'ım biz senden geldik, sana döneceğiz. Hayırlı bir dönüşle, güzel bir dönüşle ve bir gün o vakit saat geldiğinde... ...ya biz bunu iyi bilirdik Allah'ım sen de onu e, iyiler arasında kat diye ha. dua etmek lazım. Program içerisinde... Tam da bu konuyla ben bilmiyordum bu kaybınızı ama çok büyük tevafuk oldu. Tam şu duyguları anlatan bir kısa anlatacağım inşallah ilerleyen dakikalarda muhabbetin seyrine doğru. Bugün zaten ee, hani sürekli tekrar ediyorum bugün gerçekten bu programı izlemeniz için çok neden var. Evet. Bakın hepimiz çeşitli dertlerle muzdaribiz. Kimimiz sağlık derdi, kimimiz para derdi, kimimiz gönül derdi. Şu anda aşk acısı çekenler var, evliliğinde problemler yaşayanlar var. Para için, yarını için Endişelen, endişelenenler var. Vallahi ben şunu gördüm bu hayatta. Yaşadığınız sürece rızık bir şekilde Allah tarafından bir yerden gönderiliyor. O yüzden rızık için dert etmemek gerekiyor. Evet. Değil mi? Allah rızka kefildir. E, Ayet-i kerime var. Allah-u Teala'nın rezak esması var. Yani bir insan hayat dünyada yaşadığı sürece ne yiyecek ne içecek Allah hepsini yazmış hepsini taksim etmiş. Yani biz ne kadar zorlarsak zorlayalım, işte o Allah'ın o çizdiği sınırı aşamıyoruz ve ne kadar koşturursak koşalım Allah Teala'nın çizdiği o sınırı geçemiyoruz. Ne yaparsak yapalım, işte Allah Teala'nın yazdığı o senaryoyu bizler oynuyoruz ve evet. hayat bu şekilde efendim devam ediyor. Peki bir işe başlarken nasıl dua edilmeli? Bir işe başlarken eğer başladığımız iş hayırlı bir işse her kapının anahtarı olan Bismillah'la başlamalıyız. Çünkü Besmele her hayrın başıdır ve Besmele'nin açmayacağı bir kapı yoktur. Mesela yemek yapıyorsun. Yemek yapıyorsunuz. Yaptığınız yemeğe Bismillahirrahmanirrahim, şifa olsun yiyenlere Ya Rabbi derseniz e, o yemek hakikaten de yiyenlere şifa olur Nur İnşallah. Mesela çay demliyorsunuz. Gerçekten bunu deneyin. Ben çok denedim. Çok defa şahit oldum. Ekranları başındakiler de denesin. Siz de dinleyin. Çay demlerken bir gün Bismillahirrahmanirrahim deyip peygamberimize Allahümme salli ala seyyidina Muhammed deyip böyle çayınızı bir demleyin. Görün o kadar farklı bir tat olacak ki. Bu çok önemli. Bir de benim şöyle bir ölçüm var. Esasen bunu yaptığımız her işte kendimize kısas alırsak inanın dert tasa kalmaz. İnanın yanlış yola sapmayız. Nedir o kıstas? Mesela bir karar vereceksin bir yola gireceksin, bir işe başlayacaksın, bir iş yapacaksın. Bir Müslüman olarak Allah'a ve Peygamber'e iman etmiş bir Müslüman olarak desen ki, ya benim yerimde acaba Peygamber Efendimiz olsaydı nasıl bir karar verirdi? İkilemde kaldık ya mesela. Hı hı. Peygamberimiz olsaydı acaba hangisini yapardı? Değil, eğer hayırlı bir işse o, zaten kararımız, varacağımız yol ve işin cevabı ortaya çıkmış oluyor bir. İkincisi de Bismillah tevekkeltu alallah la havle ve la kuvvete illa billah diyenin sırtı yere gelmez. Bir daha tekrar edelim. Bismillah. Mi? Söyleyelim beraber. Bismillah. Bismillah. Tevekkeltu tevekkeltu Allah. Alallah, la havle ve la, la, la kuvvete illa billah. La Biz hali la havleyi genelde çocuklar <laughs> bizi kızdırınca terliği fırlatmadan ki son cümlemiz la havle deriz ama <laughs> e, esasen bakın Bismillah Allah'ım senin adınla ya Rabbi kurban olayım. Tevekkeltu alallah. Allah'ım sana sığındım. Arkamı sana yasladım ya Rabbi. İnsana dayanma ölür demiş. Ağaca dayanma korur. Dayanacaksan Allah'a dayan. Ne ölür ne korur. Ya. Burada onu görüyoruz. Tevekkeltu alallah. Ya Rabbi sana sığındım. La havle ve la kuvvete illa billah. Ya Rabbi senin o eşsiz ve engin gücünden başka güç kuvvet sahibi yoktur ya Rabbi. Eğer böyle edersek mesela evden çıkıyorsun bismillahirrahmanirrahim dedin akşam eve geldin kapıyı açarken ayakkabılarımızı çıkarırken ding dong zili çaldı kapının açılmasını beklerken bismillahirrahmanirrahim Allah'ım evime huzur bereket ver diye girsen emin ol bunların hepsinin hayatımıza pozitif etkilerini görürüz. Evet her cuma Yusuf hocam zaten diyor eve girerken Seyler, diyor mutlaka diyor melekleri selamlayın. Ya, evde baş... kimse olmasa bile diyor mu? Evet ev, zaten asıl evde kimse olmasa <laughs> bile onu söylememiz gerekiyormuş evet. değil mi? Melekler aleyküm selam ve rahmetullah der. Geçen hafta demiştim ya bizim sağ taraftakilerde sevap puanlarımızı tak 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 eklerler yani. Bunlar bir gün bizim karşımıza çıkacak Nur Hanım. Yani hiçbirimiz bu dünyaya kazık çakmayacağız. Hiç. işte ben de işte diyorum size. Bugün hem de o, hiç beklemediğimiz bir anda. Yüzlerce planım var. Mesela şunu söyleyeyim. Bakın yani bu program aslında programı olmaktan ziyade bu program gerçekten sizle benim aramda kurduğum çok güçlü bir bağ. Evet. Siz açıyorsunuz derdinizi anlatıyorsunuz. Ben burada derdimi anlatıyorum. Annemi dayım görüntülü arıyor. Bak. Allah Allah. Ee, çiçeği böceği gösteriyor. İşte buraya diyor bahar geldi diyor. Amerika'da vefat ediyor. Hmm. Annem de diyor ki ah ne kadar güzel çiçekler. Sen niye işe gitmedin diyor. Bugün canım işe gitmek istemedi. İçimde bir sıkıntı var diyor. Hmm. Benim annem de elhamdülillah yani beş vakit namazını kılan elhamdülillah. E, gerçekten Allah yolunda bir kadındır. Allahım ona uzun ömür versin. Annem Allah diyor ki ben o zaman diyor bir namaz kılacağım. Sen diyor gez dolaş, geziyor dolaşıyor ve kalp krizinden vefat ediyor. Yani şunu söyleyeceğim bir nefeslik canımız varken şu dünyada niçin bu kadar mücadele ediyoruz? ...ve hiçbir şeyiniz yokken... ...bakın yani bir insan tövbe tövbe ölüm beklenilmez ama... ...hani bir hastalığın vardır değil mi? Ee, ne bileyim... ...hani onda bile beklemezsin... ...onda bile Allah'tan ümit kesmiyoruz ama... ...hiçbir şey yokken bile insan gidiyor... ...yani bir nefeslik ömrümüz varken... ...dünya dertlerine bu kadar anlam yüklemeye... Gel. ...çok da gerek yok galiba değil mi? Ama tabii yine de hani... Ee, ...ne diyorlar? Hiç ölmeyecekmiş gibi dünya için dünya için yarın ölecek gibi de ahiret için şey. tabii biz hiç ölmeyecekmiş gibi dünya için tabii ki çalışalım. Mesela en çok bir aslında insanoğlunu yoran e, özellikle bugünlerde e, para, maddiyat, evet. zenginlik. Zenginlikten ne anlıyoruz? Hani kimimiz para, kimimiz manevi zenginlik anlıyoruz.